kuvvetli suç şüphesi diyoruz ya, o başka bir şey. Ha. Ama Ama manipülasyon ve hani delilleri karartma burada işte onu etkili değil söyleyeceğim mi? şimdi. Bir tek o kalır. Ama hangi delili kararttığı hususunu koyacaksınız. Yani bir veri Ama koyacaksınız. Sonuçta anne bir kuvvetli şundan şüphe tutuklandı. koyacaksınız. Tutuklanma gerekçesi cinayete iştirak. Delilleri karartma ya İşte da ben de iştirak diyorum. O değil, iştirak. O iştirak yüzden ettiğini ortada ortaya emin bir koyan şey varmış. şüphe ne? Yani cinayete iştirak ettiğini ortaya koyan kuvvetli şüphe ne? Yani ifadesinde bu yönde bir Böyle bir tek şey soru yok yok. ifadesinde. Hani Yok, yok hiçbir şekilde savcılar Salim için var. Bakın şu an Salim tutuklu için var. bulunan hiçbir şüpheli için yok. Evet Salim için var. Yani o şüphe var. Efendim Nevzat için. Aracında DNA bulunduğu için. Tabii ki aracında DNA bulunmuş. Şimdi Nevzat açısından İkrar var. daha kuvvetli şüphe var. Biraz önce burada konuştuklarımızın hepsi Enes hakkında da değerlendirilebilir. Ya hayatın olağan akışına uygun değil. Efendim burasında ısırık, etrafında işte morluklar olay günü, orasında çizik vesaire. Bunlar da bir kuvvetli şüphe olarak değerlendirilebilir. Ama onun dışındakiler hakkında ben ne olduğunu bilmiyorum. Mesela hediye Biliyor mi musun? bir Evet. yenge var. Yengenin beyanlarını okuyorum mesela. Diğerlerinin beyanlarıyla örtüştürüyorum. Oradaki kuvvetli yani iştirak ilişkisini özellikle anne açısından iştirak ilişkisini ortaya koyan kasten öldürmeye iştirak. Kuvvetli şüphe nedir bilmiyorum. Yok yani Var mı böyle bir Caner görüntüye sence? göremiyorum. İştirak olarak yok ama gördüğümüz sadece şu var. Şunu söyleyebiliriz. İşte anne de mesela Salim Güran'a 3 kez telefon etmesi var. Bununla ilgili ya ben bilmiyorum. Açıklayamıyor. Açıklayamadığı şeyler var. Cinayet Yani saatinde oğullarım aramış açıklamak olabilir diyor. zorunda değil. Tabii Onu değil. anlatıyorum Yok ya. yok hani Ama üç bu kere delil olarak arıyorsun. değil. Hani Evet üç kere evet. arıyorsun ama hatırlamıyorum Şimdi diyorsun. şunun için yapılır bu tutuklamaların büyük çoğunluğu. Efendim işte biraz o direnci kırmak, tutuklamanın getirdiği o psikolojik baskı ile efendim bir takım gerçekliklerin işte anlatmasını sağlamak vesaire. Ama sonuçta hepsi tabii sanıktan delile gitmenin bir aşamasını ortaya koyar. Ya biz Kesinlikle. hiçbir koşulda hukuku öncelemeyi bırakmamalıyız. Yani önce hukuk, önce usul, önce yargılama usulü ve gereğince yapılması. Evet. Bunun için o kadar çok ihmal yaptınız ki gelip Ben de konuştuğumuz oraya yerde gelecektim. gelip konuştuğumuz yerde anlatabiliyor muyum? Şimdi aykırı yerlere düşüyoruz. Ya bu soruşturmayı başta yapmadınız. Söylediğim gibi 8 gün bambaşka kabullerle canlı aramaya çalıştınız. Gözünüzün önündeki delilleri toplamadınız. Delilleri bir de o gizliliği ihlal ederek basın üzerinden ne maksatla olursa olsun faş ederek zaten birbirine benzer ifadeler verilmesinin de yolunu açtınız. Yani bütün delillerin neredeyse karartılmasına bir şekilde yol açtınız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oturup bu senaryolardan hangisi gerçek diye hukuk dışı yollarla bunu kurtarmaya Dört çalışacaksınız. tiplerinizi Evet. topluyorsunuz O gibi bir zaman şey şunu yani. sorabilir miyiz? Yani Türkiye'nin gündemine oturan bir cinayetten bahsediyoruz. 7'den 70'e herkesin konuştuğu bir cinayetten bahsediyoruz. Bu tutuklamalar peşi sıra gelerek bir noktada kamuoyundaki tepkileri de hafifletmeye yönelik bir durumda söz konusu olabilir mi? Çünkü sizin hukukçu olarak söylediğiniz beyanlarla birlikte aslında bir tepkiyi de biraz hafifletmeye ya da işte çok tartışmalar, seslerin çok yükselmesiyle beraber biraz ortamı sakinleştirmeye yönelik de olabilir mi? Şimdi hiçbir bakın ne yasada ne hukukun genel ilkelerinde böyle bir tutuklama sebebi yok. Yani Yok ama işte kamuoyundaki infiali ortadan kaldırmak, sönümlendirmek için bu ama oluyor bizde. tutuklama işte zaten sürekli oluyor. Bu tutuklamayı bir infaza, bir cezaya dönüştürüyor zaten amacından saptırıyor. Tutuklama dediğimiz bir tedbir. İşte biraz önce bir kısmını Caner'in Evet. söylediği gibi yani delillerin karartılması, kaçma şüphesi Salim sen bir video yayınlamamız lazım bitmeden. gibi. Şimdi bu yokken efendim o işte benzer başka olaylarda da tutuklamanın bu şekilde kullanılabilmesinin önünü açıyor. Ben Yani çok yararlandım. Yani şunu söyleyeyim. Bu kadar çok bilginin çıkmasını kamuoyu
bak her gün bu olay çözülüyor diye okuyor. Tam tersine. Ve böyle okuması isteniyor. Her gün düğümleniyor. Siz her gün yeni bir düğüm ekleniyor. Evet. Olay çatallaştırılıyor, karmaşıklaştırılıyor, içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Üst akıl dediğim bu aslında. Üstelik de bu bilgiler servis ediliyor. Şimdi mesela bu son bilgi de o çerçevede mi görülmeli diye şimdi siz böyle değerlendirince kafamdan geçmiyor değil. Şimdi baba Arif Güran'ın bir görüşmesi var. Baba Arif Güran iş insanlarıyla bir araya geliyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor bu görüşme. O görüşme sırasında babanın ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler, gelip öcünü benden alsaydılar dediği görülüyor. Yani onu kameraya bilerek söylemiyor. Biz böyle konuşurken şey yapılan bir şey. Gelip öcünü benden alsaydılar ifadesi üzerinden bu kez şimdi yarın itibaren muhtemelen bu bir kan davası. Ya başka bir şey gibi. Kan davası cinayeti miydi diye haberler okumaya başlayacağız. İzleyelim bir görüntüyü. Yani bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız. Akrabı olmuştu, dayı yegen olmuştu. Neticede dayı yegen olduğu zaman diyor, dayım diyor, yani yegenimiz. 20 metre çıktı. 20 metre çıktı, yanında da hepsi akraba. O algıyı çekilebilirsiniz. Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçtim. Evet, ben buradaki konuşmaları söyleyeyim çünkü çok gürültülü. Bu saatte tabii bir herhalde altyazı da geçemedi arkadaşlar ama. Şöyle diyor Arif Güran. Akraba olmuş, dayı yeğen olmuş. Akraba olduğu zaman diyor dayımdır, yeğenimizdir. Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa devletler ilerle çıkardıktan sonra diyor, devam ediyor. Orada karşı taraf şey diyor işte. Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu anda okul. Böyle bir şey yok, 8 yaşındaki bir çocuk diyerek iş insanları konuşuyorlar. O da diyor ki, ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler, gelip öcünü benden alsaydılar. Yani faili bildiğini söylüyor ya da ima ediyor. Bu konuşma ona ortaya yani ima. Öyle anlaşılıyor. Şimdi yani... Bunu Galip Ensarioğlu'nun beyanıyla işte şimdi bir arada düşünün. O da ne diyor? Ben aileyi çok yakından tanıyorum, bildiklerim var ama anlatamam. Yani aslında sebebi ben de biliyorum diyor. Gerçek sebebin, gerçek olay örgüsünü ben de biliyorum demeye getiriyor. Bilmiyorum yani ortalama bir zeka bunu bu şekilde algılar. Ben de ortalama zekaya sahip bir insanım. Galip Ensarioğlu. Şimdi üzerine babanın bu lafı gelip beni öldürseydiniz. Öldürseydiler. Gelip öcünü benden evet, alsaydılar. Evet öcünü benden alsaydılar. Hayır beni öldürseydiler olur. Hani kızımı değil de beni öldürselerdi keşke anlamında. Gelip öcünü benden alsaydılar. Tamam yani bir olayın öcünü evet, kendisi olay yerine var. Çocuğundan almışlar gibi. Ya bu bile bakın şu beyan bile benim... Başta kabulümü ortaya koyuyor, destekliyor. Yani spontane, o anda gelişen bir olay olmadığını. Evet. Bu cinayetin 15-15'in aslında daha önceki bir sürecin sonu olduğunu. Olayın başlangıcı değil. Daha önceki bir sürecin önceden planlanmış, kurgulanmış. Efendim, neredeyse bütün aile buna hazır hale getirilmiş. Herkes biliyor. Omerta yasası devreye girmiş. Herkes susuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte o da gayri aslında iradi olarak bu konuşmayı yapıyor. Kameraya bunu söylemiyor. Yok kameraya söylemiyor. Bunu söylemiyor. Sohbet sırasında kamera açık olduğunu farkında değil. Farkında değil. Şimdi baktım başka olaylar şeyi var burada. Ona bir altyazı geçmeleri lazım arkadaşlar. Şeyi uyaralım rejiyi de. Ona bir buradaki altyazı yani konuşmaların akması lazım ki sarı yazıyla. Bu daha önemli. Bakın şu konuşma. Çünkü irticalen farkında olmadan gayri iradi şu konuşma bütün dosyaya yansımış o ifadelerden daha önemli. Yani aslında savcının soruşturma birimlerinin fokuslanacağı, odaklanacağı şeylerden birisi bu. Bunun üzerine gitmesi lazım. Peki. Şimdi Caner, burada kamuoyu çok ne diyelim bir sürü yanlış bilgiyle de donandı. Yani herkes bir şeye inandırıldı sonra bir de o inandırılmanın nedenini onu söyleyelim ama yani açıkça söylemek lazım. Bir sosyal medyanın bu alandaki çok şeyi var. Mesela bir kişi 10 dakikalık bir kayıtla yani şu şeyi konuşalım medya üzerinden ya da sosyal medyadan yayılan ve aslında gerçek olmadığı
anlaşılan, bilinen işler. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda albay mıyım diyor, yarbay mıyım diyor. Evet. 5-6 gün sonra biz oraya gittik, kızı bulduk, oradan aldık, Van'da hastaneye götürdük, yatırdık. Yani yatırdılar. Orada tedavi gördü, iyileşemedi. Ondan sonra işte getirdiler, böyle yaptılar, şöyle yaptılar diyor. Bir kayıt, günlerdir dolaşıyor. İşte olayın aslı bu, kız bulundu diye. Bu kayıtla ilgili bir şey var mı elimizde? Yani böyle bir kişi var mı gerçekten? Yani böyle... Adam adını soyadını ver.